Merhaba arkadaşlar, bu video dersimizde interaktif fiil aracını göreceğiz. İnteraktif fiil aracı, adından da anlaşıldığı gibi etkileşimli dolgu aracıdır. Çalıştığınız objenin üzerinde bu aracı uygularken renk değişikliklerini veya dolgu değişikliklerini aynı anda görebiliyorsunuz. Fontaine fiil ya da uniform fiil ya da işte pattern fill uygularken bildiğiniz gibi bu pencerelerde bir ön izleme penceresi mevcut. Bu ön izleme penceresinde renk değişikliklerini, ölçü değişikliklerini ayarlayıp okey demeden önce obje üzerinde nasıl durduğunu ya da nasıl etkileştiğini görmüyoruz arkadaşlar. Ama interaktif fill aracında bunu aynı anda görebiliyor ve aynı anda değiştirebiliyoruz. İnteraktif fill aracı araç çubuğumuzda yer alıyor. Kısa yolu G, aynı zamanda mesh file de bu kutucuktan geçilebiliyor. G'ye bastığınızda da interaktif fil aracı aktive oluyor arkadaşlar. Hangi obje üzerinde çalışacaksak önceden işaretleyebiliyoruz ya da işaretli değilse üzerine bir kez bu aracı aktive ettikten sonra tıklayabiliyoruz ve daha sonra herhangi bir yerinden tutup mouse'umuzun sol tuşundan elimizi çekmeden objenin herhangi bir yerinde bırakabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir Fontaine Fill dolgusu gerçekleştirdi. Biz bu dolguyu Fontaine Fill penceresinden de halledebilirdik ama orada hallettiğimizde obje üzerindeki aynı andaki değişiklikleri göremeyebilirdik arkadaşlar. Burada Fontaine'deki gibi şu anda iki renk bir dolgu var. Üstteki rengi sarı, alttaki rengi yeşil yapabiliyoruz. Aynı zamanda aralara gördüğünüz gibi renkler yerleştirebiliyoruz arkadaşlar. Bu renkleri birbirlerine uzaklaştırıp birbirlerine yakınlaştırabiliyoruz. Fontaine fill de olduğu gibi. Ama burada dediğim gibi aynı anda görebilme şansımız var. Her araçta olduğu gibi bunda bir properties çubuğu var. Burada editleyebiliyorsunuz. Renk değişikliklerini yapabiliyorsunuz. Açı değişikliklerini yapabiliyorsunuz. Görüntü değişikliklerini, radyal, konikel, square gibi. Okey diyoruz. Bakın görüntümüz konikal bir şekil aldı. Yine burada istediğimiz herhangi bir yere tıklayıp renk değişikliklerini yapabiliyoruz ya da aralara gördüğünüz gibi renkler ilave edebiliyoruz arkadaşlar. Açıyı daraltabiliyoruz, genişletebiliyoruz, yerini değiştirebiliyoruz. Merkez noktasını konikalde gördüğünüz gibi. Aynı zamanda bu işlemleri buradan da yapabiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi buradaki renk sarı. Bu rengi buradan da değiştirebiliyoruz ya da damlalık aracıyla herhangi bir renk buna kopyalayabiliyoruz arkadaşlar. Bu şu çubuğumuzun, kılavuz çubuğumuzun derecesini gösterir. Bunu 90 yaptığımızda tam dik açı olur arkadaşlar. Tabi tekrar bunu elle değiştirebiliriz. Elle de açı verme şansımız var. Buradan lineara gelelim. Gördüğünüz gibi lineer dolgu biçiminde. Şu pozisyon tıkladığımız kutucuğun yani kılavuz noktanın bulunduğu açıyı gösterir. Yeri gösterir arkadaşlar. Onu buradan ayarlayabilirsiniz. Şunu biliyorsunuz zaten. Bu da gördüğünüz gibi noktaları birbirine yakınlaştırıp uzatabiliyor. Bunları yine aynı şekilde elle de yapabilirsiniz.
Şurada gördüğünüz 256 kilitlenmiş durumda. Bunu açarsanız eğer iki renk arası geçişlerdeki step'i yani adımları renk geçişlerini artırabilir ya da azaltabilir ya da artırabilirsiniz arkadaşlar ama 256 gayet uygun bir geçiş adımı. O yüzden de bunu kilitleyebilirsiniz. Şu gördüğünüz araçta arkadaşlar başka bir objeye bu gördüğünüz objede uyguladığınız interaktif fil aracını fil uygulamasını uygulayabilirsiniz. Bunu da hemen görelim. Bir kare yapalım. Bir interaktif uygulaması geçirelim. Copy diyoruz. Gördüğünüz gibi bu objedeki interaktif fil uygulamasını kare objesine olduğu gibi aktardı arkadaşlar. Şimdi birkaç uygulamayla interaktif fil aracını daha da iyi tanıyalım. Burada bir yazı var. Aynı zamanda yazıya da interaktif fil uygulaması uygulayabiliriz. Tam 90 derece. Dediğim gibi renkleri kendiniz oluşturabilirsiniz ya da Fontaine fil aracındaki gibi burada gördüğünüz gibi hazır renklerden de yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu 90 yapıyorum. Ya da eksi 90 yapalım. Okey diyelim. Şimdi biraz üzerinde oynayalım. Kendimize göre. Evet. Buna kontür verelim. Yaklaşık 1 milimetre. Çok fazla geldi. Yok, 1 milimetre verelim ama behind fill yapalım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kontürü yerinden ayıralım. Kontüre interaktif fil aracıyla üst rengi koyulaştıracağım, alt rengi açacağım arkadaşlar ama buna uygun olsun diye de renkleri buradan alacağım. Şu anda siyahtan üst rengi dediğim gibi koyulaştıracağım. Rengi buradan alıyorum. Alt rengi de açacağım. Şu kadar şöyle bir renk olabilir. Bunun altına bir zemin koyalım. Kontür silelim. Buna da interaktif uygulayalım. Copy diyelim. Bunu uygulayalım. Ve yerlerini değiştirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son derece basit bir şekilde Fontaine fil uygulaması yaptık ama yaparken gördüğünüz gibi her şeyi gözlerimizle gördük. Her değişikliği obje üzerinde gördük. Yani Fontaine fil ile de yapabilirdik ama hep ön izleme penceresinden renkleri seçip OK tuşuna basmadan obje üzerinde herhangi bir şekilde göremiyorsunuz arkadaşlar. İnteraktif fil aracının güzelliği bu. Yaptığınız an obje üzerinde de bunu görebiliyorsunuz. Başka bir uygulama daha yapalım. Bir zemin çizelim. Kontür atalım. İnteraktif fil aracı. Burada biraz yakınlaşacağım.
Şöyle bir renk alalım ve buraya bırakalım. Bu rengimizi de böyle yapalım. Gördüğünüz gibi hoş bir nüans elde ettik. Arkadaşlar. Gelelim başka bir uygulamaya. Önümüzde bir bitmap objemiz var. Tabii arkasında bir vektörel obje mevcut. Şimdi bu vektörel objeye interaktif bir uygulaması yapacağız. Geldik. Gördüğünüz gibi buradan full color pattern seçiyorum. Merkezi alıyorum. Aynı anda objede görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Buradan desen seçmek istiyorum. Desen seçelim. Evet, oldukça hoş bir desen. Geldik. Biraz daha şöyle. Geldik. C yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Değiştirmek istediğinizde yine interaktif fil aracına geliyorsunuz. Yine herhangi bir şekilde değiştirelim. Herhangi bir obje seçiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi interaktif fil aracıyla Fontaine Fill ya da işte pattern dolgu uygulamalarını yaptık. Son derece kolay, son derece basit. Obje üzerinde aynı anda değişiklikleri görebiliyoruz. Hoşunuza gideceğini umduğum bir araç arkadaşlar. Beğendiğinizi umuyorum. Herkese iyi günler. Teşekkür ederim.